Aleyhissalatü vesselam efendimizin hadisleri yasakladığını yazmayı yasakladığı hadis sayısı bizim hadis külliyatımız içerisinde farklı farklı rivayetleri de saysanız 8 tanedir. Hadislerin yazılmasını yazıldığı zaman takdir edilmesini yazmaya teşvik ettiğine dair hadisleri saydığınız zaman da 20 tanedir. 20 tane hadislerin yazılmasına, takdir edilmesine, teşvik edilmesine de dair hadis var elimizde. 8 tane de yazılmasını yasaklayan hadis var elimizde. Peki bu çelişki değil mi diye aklımıza gelir. Şimdi onu da anlayabilmemiz için işte bir bütün şeklinde okumamız lazım. Ben bütüncül şekilde okumadan iki taraftan da size birkaç tane rivayet aktarmak istiyorum. Hadislerin yazılmasının yasaklandığına dair en meşhur rivayet Ebu Said el-Hudri'nin bize naklettiği Müslim rivayetidir. O büyük sahabi diyor ki aleyhissalatü vesselam efendimiz bir gün bizim hadis kitabetiyle meşgul olduğumuzu gördü ve bize dedi ki benden bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdı ise onu imha etsin. Genel anlamda bu hadisi delil olarak gösterenler hadisi burada bırakırlar. Devamı yoktur. İsterseniz bakın bazı yerlerde göreceksiniz bu hadisi bu kadar. Ama bu kadar değil. Hadisin devamı var. Hadis burada diyor ki benden bir şey yazmayınız. Kim benden Kur'an'dan başka bir şey yazdıysa onu imha etsin. Benden onu imha etsin. Bitti mi burada? Bitmedi. Ne diyor bakın ikinci cümlesinde? Benden rivayet ediniz kim benden benden rivayet ediniz bunda bir beis yoktur. Kim benim üzerime kasten yalan söylerse cehennemdeki yerini hazırlasın. Hadisin tamamı bu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz birinci cümlede ne dedi? Benden Kur'an dışında bir şey yazmayınız dedi. İkinci cümlede ne dedi? Benden rivayet ediniz dedi. Şimdi ne demek olduğunu göreceğiz. Ama biz diyelim ki birinci cümleyi aldık ve dedik ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hadislerin yazılmasını yasakladı. Ebu Said el-Hudri başka bir yerde de şunu söylüyor. Herhalde bu hadise binaen şunu söylüyor. Ben diyor aleyhissalatü vesselam efendimizden sözlerini yazmak için izin istediğim bu izni bana vermekten çekingen davrandı. Bu da önemli bir rivayettir bizim için. Ebu Said el-Hudri izin istiyor Allah Resulü ise çekingen davranıyor. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayet var bu rivayette önemlidir bu mesele için delil olarak getirilir. Diyor ki bir gün bazı sahabiler Allah Resulü'nden bir şeyler yazıyorlardı. O anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de yanımıza geldi bu yazdıklarınız nedir diye sordu. Biz de sizden işitmiş olduğumuz hadislerdir dedik. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kitabı haricinde kitap mı istiyorsunuz? Bilir misiniz? Sizden önceki milletler ancak Allahu Teala'nın kitabına rağmen yazmış oldukları kitaplardan dolayı sapmışlardır dedi. Bakın çok ciddi bir rivayet, çok ciddi bir ikaz. Eğer biz sadece bu rivayetleri okursak ve bu rivayetlerin dışında biraz sonrası okuyacağım rivayetleri okumazsak ve bu sözlerin söyleniş maksadını anlamazsak, neden Allah Resulü bunu söyledi, buna ait bir tespiti yapmazsak, o zaman bizim bütün hadis külliyatına karşı, yazılan her şeye karşı menfi bir tavrımızın olması gerekir ama bu doğru değil. Çünkü Allah Resulü aleyhisselatu vesselam bunları bir maksatla söylüyor. Ve bunların söylendiği bir zemin var o zemine bağlı olarak söylüyor. Bunu dikkate almadığımız zaman burada yanlış bir kanaat zihinlerimize belirecek. Peki yazılmasına müsaade ettiği rivayetlere gelin. O rivayetler içinde 20'ye yakın rivayetten birkaç tanesini aktaracağım. En başta bu manada söyleyeceğimiz rivayet Abdullah İbni Amr'a söylediğidir. Abdullah İbni Amr'da biliyorsunuz Muksin'indendir. Onun hayatını da müstakil bir derste göreceğiz. Orada daha farklı biçim biçimde bu meseleye değineceğiz. Ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den ne duyuyorsam yazıyordum. Abdullah İbni Amr diyor. Bunu gören bazı arkadaşlarım bana kızdılar. Ne yapıyorsun dediler. Allah Resulü de bir beşerdir. Bazen kızgınlık anında bazen sevinç anında bir şeyler söyler sen ondan işittiğin her şeyi yazarsan bu sonraki nesillere başka bir biçimde intikal edecek. Ben de yazmayı bıraktım diyor ama içime bir huzursuzluk düştü. Gideyim, gideyim Allah Resulü'nü anlatayım o yaz derse yazayım yazma derse yazmayayım dedim. Vardım Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme arkadaşlarımın söylediğini söyledim. Kendi ne yaptığımı anlattım. Allah Resulü'nün söyleyeceği sözü dinlemeye başladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle mübarek elini dudaklarına götürerek dedi ki yaz Abdullah yaz. Bu dudaklardan Allah'ı hoşnut etmeyen tek bir cümle çıkmayacaktır yaz diyor orada özellikle Abdullah İbni Amr'a böyle bir izin veriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu da bizim en sahih hadis kitaplarımızda geçen bir rivayet. Bakın Bukhari'de Ebu Hureyre'nin naklettiği başka bir rivayette. O diyor ki bu olayı bize anlatırken Resulullah'ın ashabı içerisinde Abdullah İbni Amr İbni As hariç benden daha fazla hadis bilen hiç kimse yoktur. Ama o benden hayırlıdır çünkü o hadisleri yazardı ben ise yazmadım. O da o yazmanın peygamber izniyle gerçekleştiğini ort ortaya koymuş oluyor. Bir başka rivayete gelin bakın daha net bir biçimde ortaya bir şey konacak. Ensardan birisi Resulullah'a gelerek dedi ki ya Resulallah ben senden bir söz işitiyorum. Çok hoşuma gidiyor ancak hafızam zayıf hemen onu hıfzedemiyorum edemiyorum ve onu hafızamda tutamıyorum. Ben bunu deyince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam eliyle işaret ederek sağ elinden yardım al dedi. Ne demek bu yaz dedi sağ elinden yardım al diyerek yazmaya bizatihi teşvik etti. İlerleyen derslerde diğer rivayetleri göreceğiniz için o rivayetlerin hepsini aktarmıyorum. Ama Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yazmaya teşvik ettiğini de biz buradan görüyoruz. Şimdi bizim elimizde inanılmaz derecede güçlü bir rivayet daha var. Rivayet değil delil var. Benim güzel kardeşlerim sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz elimize ulaşan altı tane davet mektubunu yazdırdı mı katiplerine yazdırdı. O döneme gidiyoruz bakıyoruz böyle bir gelenek yok. Davet mektubu Arapça olarak yazılıyor karşıdaki insana Herak Heraklius'a, Mukafkıs'a, Bahreyn kralına şuna buna. Elçi orada mektubu okuyor. Onun arkasından da eğer karşıdaki muhatap Arapça bilmiyorsa Arapça tercüme ediyor. Bu meseleyi irdeleyen alimlerimiz şu tespiti yapıyorlar. Aslında aleyhissalatü vesselam efendimizin o mektupları özellikle yazdırması çağlar sonrasına o mirasın devredilmesinden dolayıdır. Dolayısıyla o diplomatik mektuplar hadislerin yazımı konusunda bizim için inanılmaz derecede bir delildir. Daha da ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Bu altı tane mektup elimizde yoktu. 18. asrın sonuna doğru başlandı bulunmaya. Allah rahmet eylesin bunları bulup neşreden en önemli isimlerden birisi de Hamidullah hocadır. Şimdi bu mektuplar elimizde asılları yoktu. Ama bizim kitaplarımızda bunların nakline ait ifadeler vardı. Yıllar sonra mektuplar bulundu. Vesikalar elimizde, kitaplar elimizde. Kitaplarla vesikaları kıyasladık. Birebir aynı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın söylediği o mektuplardaki ifadelerin hepsi Bizim kitaplarımızda kayıtlı ve o kitapları yazanların çoğu da o mektupları görmemiş. Bu da bu meselenin aslında ne kadar titizlikle yapıldığının en önemli işaretidir. Dolayısıyla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in diplomatik mektuplarını yazdırması da kendi sözlerinin yazılması adına önemli bir delildir bizim için. Peki benim güzel kardeşlerim. Niye önce yasakladı, sonra serbest bıraktı? Niye böyle bir hadisler var işte sayılarını da verdim bu kadar birbirleriyle çelişi gibi gözüken rivayetler var bunun da sebepleri var. Birinci sebep şu ki yasak emrinin büyük bir kısmı Kur'an'ın ilk nazil olduğu döneme aittir. Aleyhisselat ve selam efendimiz yazılanların Kur'an'a karışmaması konusunda bir uyarısını aslında burada dile getiriyor. Birincinin husus bu İkincisi yasak emri rivayetleri dikkatlice dinleyince bunu çık e, okuyunca çıkarabiliyoruz Kur'an'la birebir aynı sayfa ya da aynı levha üzerine bir şeyin yazılmaması ile alakadardır bilmem anlatabildim mi yazmayın derken Allah Resulü neyi kastediyor? Kur'an yazılan aynı levha o günkü şartlarla bugünkü şartlar aynı değil. Aynı levha üzerine hadisi de yazmayın. Bu manada bir uyarıyla geliyor. Rivayetleri dikkatlice okuduğumuzda bunu çıkarabiliyoruz. Çünkü satır aralarına veya kenarlara yazılacak kelimeler ve cümleler insana Kur'an-ı Kerim denmiş gibi bir hüküm verdirebilir. Böyle bir hüküm de verdirildi bize mesela. Abdullah İbni Mesud'un özel mushafında yazılan birkaç husus ne yazık ki bizim İslam ilahiyatımızda kaynaklarımızda bazı tartışmalara da sebep, sebebiyet verdi. Demek ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz fark etmiş bu tehlikeyi. Fark ettiği için de özellikle Kur'an'ın yazıldığı levhalara, kağıtlara, deri parçalarına ondan duyulan sözlerin yazılmaması konusuna bir uyarısı var. Dolayısıyla burada ruhsat Kur'an'la aynı sayfada yazılmamayla alakalı verilmiştir. Bunu göz ardı etmeyelim. Üçüncüsü, burası da bakın çok önemli. Rivayetleri dikkatlice okuduğumuzda bunu çıkarıyoruz. Yasak, yazılmasıyla ilgili yasak hadisleri ezberlemeden sadece yazıya dökenler içindir. O zaman hem yazı yazanlar az, hem doğru yazanlar nadir olduğu için hadis ezberlemeden sadece yazıyla kaydedenlerin yanlış yazacakları endişesiyle aleyhissalatü vesselam efendimiz bu yasağı getirdi. Bu da önemli bir şey. Peki dördüncüsü ne? Dördüncüsü de şu. Aleyhissalatü vesselam efendimiz 23 yıllık nübüvvet süresince başta yasakladığı nice şeyleri sonradan kaldırdı o yasağı. Başta serbest olan nice şeyleri sonradan yasakladı. Bir örnek sadece kabir ziyaretleri sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz cahiliye ile bağlar taze olduğu için bir dönem kabir ziyaretlerini yasakladı mı? Yasakladı. Sonra bu yasağı kaldırdı mı? Kaldırdı. Niye? Tevhid akidesi oluştu. Ziyaret adabı net olarak ortaya kondu. Aleyhissalatü vesselam efendimiz de bunun üzerine o yasağı kaldırdı. Aynı şey burada da geçerlidir başlangıçta belli sebeplerden dolayı yasakladı. Daha sonra bu yasağı kaldırdı ve bu yasağı kaldırdığına dair de onlarca bu manada beyanda ve sahabenin adım atması adına da ruhsatları bize de emanet etmiş oldu. Bu konuda belki daha çok şey söylenebilir ama bu kadarını söyleyeyim. Son söz olarak da şunu söyleyeyim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şunu da söyledi. Allah benim sözümü işitip onu iyice anladıktan sonra başkalarına tebliğ edenin yüzünü ak etsin. Allah o yüzü ak olanlardan bizi de saysın inşallah. Anlayacak kavrayacak orada bellemeyi hayata intikal ettirecek şeklinde de anlayalım biz. Hayata da intikal ettirecek sonra da gidip onu başkasına anlatacak. Böyle bir hareket böyle bir amel o insana peygamberin duasını kazandıracak Allah senin yüzünü ak etsin duasının inşallah onda tecelli olmasının sebebi olacak ki hepimizin en büyük arzusu da o duaya mazhar olmaktır